Hokkaido, Japonya'yı oluşturan en büyük adalardan biri. Kuzeydeki 5 milyon nüfuslu ada gevşek bir otonomiyle yönetiliyor. Şubat ayı sonlarında Hokkaido, Japonya'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan eden ilk bölgesel yönetim oldu. Okullar kapatıldı, büyük ölçekli toplantılar iptal edildi ve insanlar evde kalmaya teşvik edildi. Yerel yönetim, virüsün izini kararlılıkla takip etti, yani kurbanlarla temas eden hemen herkes bulunup izolasyon uygulandı. Bu yöntem işe yaradı ve Mart ayı ortalarına kadar yeni vaka sayısı günde 1 veya 2'ye düştü. 19 Mart'ta ise olağanüstü hal kaldırıldı ve Nisan başında okullar yeniden açıldı. Ancak normal düzene geçildikten sadece 26 gün sonra salgın adayı yeniden vurdu. Bu defa vaka sayısı günde 300'e çıktı. Şubat ayında görülen az sayıdaki vakanın ada dışından geldiği tespit edilmişti. Ancak şimdi yeni vakaların hiçbiri ithal değil. Bu durum bize ne anlatıyor? Londra King's College'dan Profesör Kenji Shibuya, Hokkaido küme kontrol yaklaşımıyla kümelere böldüğü hastaların takibini iyi yaptı, doğru şekilde izole etti. Yani salgını yerelleştirdi diyor. Ancak Profesör Shibuya'ya göre bu başarı hikayesini mahveden erken davranmak oldu. Hokkaido'nun karantina uygulamasını tedrici olarak değil, eski normale göre kaldırması en büyük hataydı. Üstelik bu konuda aceleci davranıldı. İkinci büyük hataysa testlerin bırakılması oldu. Hemen her kişiye ulaşacak şekilde yürütülen testlerin yüksek maliyet gerekçe gösterilerek durdurulması, merkezi yönetimin testleri kaynak israfı olarak görmesi hem Hokkaido'yu hem de Japonya'yı ikinci dalgayla yüz yüze bıraktı. Şimdi Japon yetkililer, salgının patlayıcı bir aşamasının ortasındayız, diyor. Tecrit ve karantinayı erken kaldırmanın yanı sıra testleri uygulamaktan vazgeçmenin kendilerine can kaybı ve büyük bir mali yük şeklinde geri döndüğünü itiraf ediyor. Hokkaido yönetimi de artık önlemleri çok daha uzun süre uygulamak zorunda kalacaklarını belirtiyor. Japon tarihçilerse bilimin önerdiğini kulak ardı edip adanın başarı hikayesini tersine çeviren siyasi basiretsizliği Hokkaido dersi olarak kayda geçiyor.